Ulusal Kanal'da nasıl yani devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Biraz önce doktorumuzu uğurladık ve şimdi gündemimize dönüyoruz. Çok değerli konuğum, sosyolog, gazeteci, yazar Sayın Nevval Sevindi. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şimdi biraz önce Yüksek Seçim Kurulu'nda görüşmelerin başladığı bilgisini sıcağı sıcağına aldık. Gözler Yüksek Seçim Kurulu'nda. Evet. Bütün medya üzerinde bekliyoruz. Acaba nereden ne haber? Gözlerimiz gelecek? Gözlerimiz yollarda kaldı. Böyle bir tablo var, garip tablo var. Artık siyasetçiler de sussa da Yüksek Seçim Kurulu hiç olmazsa özgür ve bağımsız iradesiyle kararını açıklasa, aslında tam Türkçesi mal meydanda. Aynen. Ama muazzam itirazlar, bir şeyler, garip bir tablo. O kadar güzel bir yerden başladın ki, YSK'dan bütün siyasiler elini çekse dedin. Bütün siyasiler ve iradeler, iktidar sahipleri elini çekse, YSK Yargıçlar Kurulu olarak bağımsız, hukukun gerektirdiği şekilde kararını verse, evet, ve ondan sonra siyasiler gerekli siyaseti yapsalar, o siyasetin gereği kavgayı da yapsalar veya mahkemeye taşımak istiyorlarsa onu da taşısalar. Ama sıfır olan, yani siz oyları saymışsınız ve geçersiz diye, sıfır diye yana koyduğunuz oyları tekrardan saydırıyorsunuz. Bunun kabul edilmesi de ayrı bir şey bence. Edilmesi de acayip. Çünkü yasada sayılırken oylar, eğer itiraz edilmediyse, itiraz, kayıtlı bir itiraz yoksa, o oyların bir daha oy haline gelmesi ve sayılması imkansız. Böyle bir imkansız başarıldı ama bu başarı da işe yaramadı. Yani rejimi değiştiren Erdoğan kaybetti. Bu kadar basit. Bütün Akdeniz'i kaybetti. Marmara'yı kaybetti. Ege'yi kaybetti. Bütün Trakya'yı kaybetti. Yani Türkiye'nin en büyük gelir vergileri rekortmenleri olan, en çok çalışılan, en çok milli geliri üreten bütün bölgelerini kaybetti gerçekten. Artvin'i, Arhavi'yi kaybetti mesela. Niye kaybetti? Köylüler çünkü yıllardır HES'lere karşı boğaz boğaza mücadele ettikleri için, dereleri kuruduğu için, suları kuruduğu için, meraları yok edildiği için, üretim olmadığı gibi var olan kaynakları yok edildiği için onlar toptan muhalif kanada geçtiler. Kendilerini kurtarmak için tamamen. Yani orada siyaset dediğinizde merasını kurtarmak, hayvanını kurtarmak, tabii, suyunu kurtarmak, dağını, toprağını kurtarmak adına insanlar yer değiştiriyor. O yüzden de rejim değişikliğine aslında millet çok ağır bir tokat attı. Evet. Yani buna cevap 10 bin dolarlık takım elbiseleri giyip sözcü olarak çıkıp saatlerce konuşmanızda bu tokadı atılmamış varsayamazsınız. Ya da Türkiye'nin genelinde ama bakın hala biz yüzde kaçız, ay 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 vay vay diyemezsiniz. Çünkü MHP ile eğer cumhur ortaklığınız olması %30 bandında olduğunu kendileri de biliyor, dünya da biliyor, biz de biliyoruz, hep beraber biliyoruz. MHP ile yaptığı mecburi cumhur ittifakı bu seçimde de sadece MHP'ye yaradı. MHP yükseldi ama kilit parti haline dönüştü ama hiçbir şekilde AKP yükselmedi. AKP ve Erdoğan'ın rejimi değiştirip her şeyi tek adam, tek kurum, tek elde toplama merakı ve inadı bir işe yaramadı. Çünkü demokrasinin yine de en ufak bir penceresinden bile, yani oy kullanmadan bile yeniden demokratik yolları, hakları kullanarak Türk milleti hayır dediğini gösterdi. Ve neden saraydan hükmeden birine karşı hayır dedi, bir. İkincisi, ekonomi çöktü. Ekonomiyi çökerttiler. 17 yıl tek başına iktidarda kalan AKP ve AKP lideri ister sarayda otursun ister Mars'ta otursun ekonomi çökertti. Gerçeğini değiştiremez. Çünkü 17 yıldır tek elden yürütüyorum. O yüzden Türkiye uçacağız,
Çağ ne olacak? İşte biz koalisyonlardan çektik. Koalisyon çok berbat, kötüdür diye MHP ile koalisyona geldi. MHP ile ortaklık yaptı. Seçime MHP'siz giremez hale geldi. Ve 17 yıl tek başına yürüttüğü sistemi, rejimi değiştirdi, ekonomiyi çökertti. Herkesin öfkesi burnunda. Tanzim satışlara gittin mi hiç bilmiyorum ama tanzim satışlara gidersen... Yanından geçtim, gördüm de kilometrelerce neredeyse kuyruk. Kuyruk var. Patates kuyruğu. Ve çok ilginç, orada halkın nabzını tutabilirsin. Çünkü oraya gelen o kilometrelerce kuyruktaki insanlar öfkesi burnunda. Yani hemen telefona sarıldı mesela, beyaz masayı arıyorum. Burada bir tane zaten kasa var. Burada bir kilometre, iki kilometre kuyruk var. Niye ikincisini açmadın? Şak kapattı. Beyaz masa ikinci gün açtı. Yani onlar da halkın öfkesinin farkında demek istiyorum. Beyaz masaya yaptığınız şikayetlerinizin hiçbiri yerine getirilmiyor. İşte bak, ben şimdi de getirilmesi bana da garip geldi zaten. Yerine geldi mi? Evet, getirilmesi garip geldi. Ertesi günü ikinciyi açtı. Şimdi şundan dolayı bunu söylerim. Halkın öfkesinin farkındalar. Halkın öfkesi burnunda. O kadar neden en temel ihtiyaçlarını gideremiyor? Bir soğan, patates, her şeyin ülkesi olan bir ülke yoksul hale düşmüş, buğday ithal ediyor, ekmeğini dışarıya bağımlı, soğan ithal ediyor, bizim soğanımız değil. İthal edilen soğanlar rezalet. Kokuyor, biraz önce konuşuyor. İçini açıyorsunuz. Çürük. Hepsi çürük. Çürük. Ya da pırasa kullanacağım bizim, ben soğan yerine bizim diyorum. Bizim kullandığımız kendi soğanımızın tadı, kokusu zaten yok. Bir de çürük çarık yani. Patates desen ondan 5 beter. Nerede ödemişim nereden patatesi? Nereden geliyorsa. Yani evet. Nereden alıyorlar? Mısır falan diyorlar. Yani herkes şarlıyor ve şarlamaya hazır durumda. Ve 25 senedir İstanbul'u ve Ankara'yı yöneten bir iktidarla 17 senedir ekonominin tek hakimi benim, canım ne isterse yapıyorum diyen bir iktidardan söz ediyoruz. Ekonomiyi bu hale getirdikleri, kentlerin ekonomisinde İstanbul gibi dev, dünyanın en önemli kentlerinden birinin ekonomisinde çökerttiği ortada. Yani ekonomi çöktü. Şimdi bunlar rant ekonomi, rant ökümü yarattılar. Rantı bir ekonomi diye yutturdular. Rant tek taraflı çalışan bir sistem. Tabii birilerine yarıyor ama kamu yararı i̇nşaat, hiçbir şekilde inşaat, beton. Sadece beton yani. Bilen, beton oraya buraya yığan, o betonu da hiçbir şey gözetmeden ya da yeşili yok ederek, yıkarak, milyonlarca ağaç keserek bir karış yeşil yer gördüğüm üzerine beton konduran, o rampla kendilerine eğlence, araba, şu bu işte neyse, yani Müslümanlık değil Süslümanlık dedikleri şeyleri alan bir grup oluştu. Halbuki başkent olarak çok üzüntü duyuyorum ben, çünkü hem Ankara'da okuduğum için hem Atatürk'ün yarattığı Ankara'yı görüp onu ilk yaratan ekiplerin ağzından da Ankara'yı dinlediğim, İmar İskan Bakanlığı'nda çalıştığım için Yansen İmar Planı'nın ilk uygulandığı Ankara kompleks çok güzel, böyle her şeyi yerli yerinde Atatürk'ün miraslarıyla bezenmiş, Atatürk Orman Çiftliği hepsini rezil etmiş, dinozor kafanın dinozor heykele dönüştürdüğü, yazık, iğrenç 25 yıl sonucunda sellerin bastığı, hiçbir güzelliği kalmamış, milyonlar harcanmış. Ankara'nın girişinde şimdi garip kapılar diye saatler böyle var, tuhaf her yerde şeyler bir yapılmış. acayip saatler. Çirkin bir kente dönüştürülmüş Ankara. Hiç mimariden anlamayan, havuzlar, sanattan zincirler, anlamayan, evet, ekmek heykelleri, yani süfliliğin, iğrençliğin haddi hesabı yok. Sağa bakıyorsun rezillik, sola bakıyorsun. Hitit güneşi kaldırılmış. Evet, kaldırdılar o güzelim heykeli. Yıllarca Hitit güneşi bir semboldü. Sembol, Ankara'nın sembolüydü. Sembolüdür. Yani tükürürüm Anadolu medeniyetlerinin sembolü. Tükürürüm böyle sanatın içine diyen bir adam yönetti yıllarca Ankara'yı maalesef. Yani rezil rüsva etti utanmadan. Her yere o iğrenç şeyleri heykel diye koyduğu zavallılık abidesi, zevksizlik örnekleri.
Yani Janssen'in planı bakın 1928-32 arasında uygulamaya konmuştur ve bahçe şehir ve ilkelerin devam ettirilmesi. Ankara bir bahçe şehir. Bahçeli evler. Bahçeli evler. Ne güzeldir. Orada evet. Ben üniversiteye yetiştim. Evet. Ya, Ankara'nın evleri evet. İlk yapılan mebus evleri gibi bahçeli evlerin yoğunlukta olduğu, Atatürk Orman Çiftliği gibi dev bir bahçenin kamu hizmetine sunulduğu, içinde hayvanat bahçesiyle, eğlencesiyle, yemesiyle, çiftlik lokantasıyla, Atatürk'ün eviyle, her şeyiyle. Bütün bunları berbat eden, rezil eden, utanmadan hala konuşan insanlar 25 yılda İstanbul'un dünya incisi, herkesin hayran olduğu, Mimar Sinan'ın eseri kalmadı, onu bile restore ediyoruz diye restorasyon adı altında bütün cahil cühala para yiyecek diye keşke verseydik ellerine paralarını da defolup gitselerdi, restore etmeselerdi. Her yeri perişan ettiler, mimari eser kalmadı, bırakmadılar, her tarafı perişan ettiler. Tek tek anlatmaya ne bu program yeter ne 24 saat yeter yani. Böyle bir dehşet yani, dehşet verici gerçekten. 2,5 milyon, 3 milyon ağaç kestiler yeni havalimanı i̇şte yapacağız yeni havalimanı diye. Için. 2018'in en iyi havalimanı hala seçilen Atatürk Havalimanı'nı kapatıp özel servise, kendi keyiflerine özel servis için ayırdılar. Yani iki kenti de ekonomi gibi çökerttiler. Kentin ekonomisini de çökerttiler. Çünkü turizm yok oldu. Kendi 17 yılları içerisindeki inanılmaz terör olaylarıyla, facialarla güvenliği sağlayamadıkları için kent ekonomileri yok oldu. Gerek Ankara'da gerek İstanbul'da inanılmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük terör faciaları yaşandı. Yüzlerce insan hayatını kaybetti, teröre uğradı. Ve güneyden, Suriye'den ne kadar terörist varsa serbest sınırdan girdi, çıktı, girdi, işte her yere yerleştirdiler. Kürdistan kurmak için Amerika'nın ve emperyal devletlerinin canhıraş hala uğraştığı ve çok kesin kararlı olduğu İsrail ve Amerika ve diğerlerinin bölgede Kürdistan kurulacak yerde ne kadar Suriyeli varsa boşaltıp hepsini bize yollayıp 5 milyon adamı Kilis'te nüfus dengemiz değişti. Kilis'ten iyi haberler gelmiyor. Evet gelmiyor evet, çünkü Türkler azınlık hale dönüştü. Bu bir devlet politikası. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet demografinin değişmesine izin vermez. Çünkü bu bir güvenlik sorunudur. Ülkenin en büyük güvenlik sorunudur. Ve şu anda da Türkiye'nin hem güvenlik sorunu, hem sosyal sorunu, hem ekonomik sorunu. Yeni belediye başkanlarından biri mesela Suriyelilere yapılan yardımları hemen kesti. Neden? Suriyelilere 5 ayrı kaynaktan birbirinden habersiz herkes yardım ediyormuş. Bütün kaynaklarımızı yabancılara veriyorsunuz. Kendi yoksulumuz, açlık evet. sınırında yaşayan milyonlarca insanınız varken. Ve şunu söylemek lazım. YSK ne karar verecek? İki tane karar vermesi gerekiyor değil mi? Biri verecek mazbatayı, biri vermeyecek. Ama ne evet. karar verirse versin, Erdoğan kendi ismen ve cismen kaybetmiş olacak. AKP'de kurum olarak kaybetmiş fakat olacak. YSK'ya seçimi iptal ettirtmeye çalışıyorlar. Evet, muazzam baskı. Bir baskı var. Yüksek İnanılmaz Seçim Kurulu. Tehdit, baskı yani, kendileri söylediler. Tehdit ve baskı altında. Böyle bir şey olamaz. Verilen aynen. demeçler bunlar yani Yüksek Seçim Kurulu'nu bir fanusun içine alıp dünyayı dinlememelerini sağlamak lazım. Bu bir siyasi baskı değil midir yani? Zaten çok ağır uçakta baskı. Uçakta konuşuyor, orada konuşuyor, damat devamlı konuşuyor. Konuşuyor, her çıkan konuşuyor. Her çıkan konuşuyor. Sözcü diye konuşuyor. Bir takım isimler, yeni yeni yüzler çıktı evet, piyasaya. Evet, yeni yeni suratlar İyi çıkıyor. İyi polis, kötü polisi mi oynuyor evet. bunlar? Neyin nesidir anlamadım. Evet, şimdiye kadar tabii çok rahatlardı. Yani her şeyi biz organize ediyoruz, her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor ve... Yani biz bütün medyayı da elimize aldığımız için tek ağızdan biz ne dersek o oluyor. Medya zaten tek başlık atıyor. Yani bir bakıyorsun yandaş medya tek, bugün de öyleydi mesela tek başlık.
Hepsi aynı başlığı atıyor. Ne kadar vaktim ilkel. Yok, saçmalıkları evet, okuyacak. Ne kadar kadar, ilkel evet. Bir şey inanılmaz. Şimdi ama esas mesele tabii mazbataya verince karizma çizilecek. Onun için verdirmemek için. Vermese ne olacak? Yine çizilecek. Yenilenmesi halinde kaybetmeyecek mi? Erdoğan yenilenmesi halinde yine kaybedecek. Bütün dünya diyecek ki çünkü sandıktan çıkanı evet. Sonucu tanımadı ve bunu tanımayan otokrat olarak bütün dünyada reklam olacak. Bütün dünya bunu konuşacak. O yüzden sandık sonucunu tanımaması bir tarafa, bir de hani yenilerse o yenilemede 2 ay zaten çökmüş olan ekonomi, insanlar, sosyal doku nefes alamaz hale gelecek. Dayanır mı Türkiye yeni çok bir kırılgan, seçime? Çok kırılgan, her yerden kırılgan. Çünkü yani. Seçim ekonomisinin ne demek olduğunu biliyoruz. Evet. Bir takım faturalar çıktı piyasaya. Bilmem kaç milyon tane balon alınmış belediyeye, bilmem kaç milyon tane neler kalem var, alınmış, neler. Yok kahve faturaları vesaireler çıktı. Bunlar hep belediyelerin bütçesinden karşılanmış bugün, diye bilgiler evet, var. Barış Terkoğlu yazdı, iddia zaten çok fazla veya bilgi. Barış Terkoğlu yazdı, İstanbul Bilal Erdoğan'ın babasının malı değildir başlığı altında ama bir yazı vakfına yazdı. Vakfına sürekli İstanbul Büyükşehir Belediyesi çok önemli taşınmazları verdi. Onun haberleri var zaten evet. Yani malumun ilanı. Yani yazılı çizili şeyler zaten evet. Yani belgeleri var. Belgeleri ve var. Ve bir tane TÜRGEV yok. Say gelsin. TÜGVA, YETEV, Kartal Eğitim Vakfı, İlim Yayma Vakfı, Varoğlu var. Ve bunların binalarının kiraları da belediyeler tarafından evet. Karşılanıyor bilgisi vardı. Şimdi şöyle yazmış zaten, bilgi, onunki de belgeye dayalı bilgi olduğu için söylüyorum. Örtülü ya da açık desteklerle, hibelerle, kiralama yoluyla milyarlık bir ekonomiden söz ediyoruz. Mazbataya verememelerinin nedeni bu mu? Bir tek bu. Tabii evet. Koskoca İstanbul böyle bir rant sistemi kurulmuş. Bedava 60 bin kişi maaş alıyormuş burada. Ankara'da biz de gidip sıraya mı geçseydik, ne yapsaydık? Şey, herkesin bir kartı varmış bankamatikten. Şey, şunu da bizde bu dil olduktu hiçbir yerde barınamayız. Evet, Bülbül'ün çektiği dili belası. Şimdi evet. Konuyu devam ettireceğim ama bağlantılı olduğu için 10 Nisan 1928'i hatırlatmak istiyorum. Evet. Dün 10 Nisan 1928'di sevgili Nevval Sevindi. Evet. Bu ne demek? Türk Devleti'nin dini İslam'dır ibaresinin kaldırıldığı ve aslında bir devletin resmi dininin olamayacağının, yani laikliğin, vicdan, din ve vicdan özgürlüğünün teminatı olduğunun anayasayla ifadesidir. İfade edilir. Bu çok çok önemli bir tarih, 10 Nisan 1928. Türk Devleti'nin dini İslam'dır ibaresi kaldırılmıştır ve yasayla din ve vicdan özgürlüğünün, yani laiklik ilkesi gelmiş ve din ve vicdan özgürlüğünün böylece yerleştirilmesi, kurumsallaştırılması evet, sağlanmıştır. Ve emperyalizmin Türkiye'den başlayarak, yani Osmanlı diyelim, Osmanlı topraklarından başlayarak Japonya'ya kadar, Hindistan'da ağırlıkla Müslümanların olduğunu da düşünürseniz, evet. İngiliz sömürgeciliğinin Müslümanlar üzerindeki baskısı, Afganistan, evet. Daha sonra kurulan Pakistan, bütün bu kuşak evet. Üzerinde ve Orta Doğu, bunu başaran tek ülke, tek lider Atatürk olduğu için 100 yıllık bu kuyruk acısını hala unutmamış olduğundan 100 yıl önceki dini İslam'dır, yani İslam evet. Devleti haline dönüşmesi için büyük gayretleri oldu. Ve evet. Bunun için projeler yaptılar, yeşil kuşak, işte evet. Mor kuşak diye teoriler uyguladılar. Evet. Önce teori sonra pratiğini uyguladılar. Bunu ikinci bölümümüzde konuşalım tamam. Mı? Bir 7 dakika kadar reklamımız var, ardından buraya döneceğiz. Laiklik ilkesinin ne kadar önemli olduğunu konuşacağız. Çünkü bütün saldırılar laiklik çerçevesinde geliyor, orada odaklanıyor. Lütfen bizden ayrılmayın. E,
Devam ediyoruz. Gazeteci, yazar ve tabii sosyolog Sayın Nevva Sevindi ile bir sosyolojik tahlil yapıyor. Bu seçimlerin sonucu ve bugün yaşananlarla ilgili olarak. Tabii 10 Nisan anayasadan Türk Devleti'nin dini İslam'dır ibaresinin çıkarılmasını önderlik eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere devrimin bütün önderlerini de burada saygıyla anıyoruz. Çok önemli bir adım atılmıştır. Kesinlikle. Zaten mesele gelip burada odaklanıyor. Laiklik aslında saldırı altında. Evet, çok doğru. Cumhuriyet kazanımlarımız, devrim kazanımlarımız, devrimlerimiz saldırı altında. İşte yerel yönetimleri de kaptırmama mücadelesi, yani tarikatların, laikliği savunan kesimlere kaptırmama mücadelesi. Evet, o evet, tarikatların beslenmesi sonuç için bütün şehir musluklarının onlara bağlanmış olmasının bir nedeni de bu. Tabii emperyal güçlerin bütün dediğim gibi Orta Doğu'da laiklik deneyimi olmayan, hiçbir şekilde laik olması mümkün olmayan devletler ve sosyal dokulara kolaylıkla nüfuz edip onları manipüle ettiğini, evet, düşünürsen, evet, Türkiye'deki laikliği yok etmek onlar için çok önemli. Böylece bizim Avrupa ile sınırımızı büyük bir sınır haline getirip, duvar haline getirip Avrupa'da rahat yaşayacaklar ama buradan sonrasında camları ne isterse, nasıl isterse dizayn edecekleri, işte bir Kürdistan kurarak GAP bölgesini de İsrail'in su ve beslenme ihtiyacına monte ederek İsrail'in güvenliğini sağlayacak. Amerika, İsrail ve bütün emperyal devletler, Kıbrıs dahil, Ege'de canları istedikleri bütün işte petrolü çıkaracaklar, Kıbrıs'ı kullanacaklar. Kıbrıs'ta için mesela 4 gün önce Londra'da yeni bir memorandum imzalandı İngiliz hükümetiyle Yunanistan ve Kıbrıs, Güney Kıbrıs arasında. İngilizler adaya zaten yerleşikler. Daha çok yerleşiyorlar ve 130-140 tane uçak yeniliyorlar yani ya, filolarını. Evet. Daha sonra bilmem kaç gün, ay, yıl sonra da şu kadar ekleme yapacaklar. Fransa zaten yapmıştı. Fransa yerleşiyor ilk defa. Yunanistan kendi güçlerini, askeri gücünü orada yükseltti. Ve bunlar hepsi de koro halinde buradan Türk askeri çıksın. Zaten 74'ten beri söylüyorlardı. Şimdi bunu Akıncı kabul etti diye yayıyorlar. Akıncı ne kadar Yunan ve Rum hayranı olursa olsun bunu kendi kafasına göre imzalama şansına sahip değil. O yüzden kendi sevse de bunu istese de yapamaz. Ama Türk devleti burada mazbata gibi ufak işlere, ufak diyorum çünkü yani sandıktan çıkmış, belgelenmiş, hiçbir itiraz olmayan büyük çekmece gibi bir şeyi mazeret olarak araya sıkıştırdığın gibi şeylerle uğraşırken ıvır zıvırla başka Kıbrıs şeyler oluyor. Ciddi olarak gidiyor. Kürdistan Devleti'nin kurulması için her şey, bütün altyapı düzenlenmiş ve düzenleniyor. YPG, PKK oraya sosyal, kültürel, askeri, ekonomik, yani ne dersen bütün şartlarıyla yerleşiyor. Ve bunları orada işte bir savaşan birliğimiz var ama yani sonuç olarak seçimden önce gireceğim dediği halde Erdoğan girmedi. Amerika engelledi ve kamuoyunu da daha sonra Erdoğan bilgilendirmediği için bilmiyoruz niye harekatın yapılmadığını. Kıbrıs elimizden alınmak üzere. Evet. Üstelik Kıbrıs'ı almak sessiz sessiz. Çok sessiz. Evet. Aslında sessiz değil yani, biz duyuyorsak biliyoruz, onlar da duyuyordur tabii yani. Koskoca Dışişleri Bakanı duymuyor da kim duyacak? Biz duyuyoruz. Kulağı gözü olan, milli refleksleri olan, bir vatanı olan herkes duyuyor yani. Kıbrıs çok ağır bir vaka olarak ve hızlı ilerliyor aslında. Yani memorandumu kimse bir şey cevap vermedi bizim buradan. Dışişleri ne yapıyor yani? İşte Amerika S-400'leri almasınlar diye Türk devletini tehdit ediyor, hükümeti tehdit ediyor. Hayır, şimdi o kadar çok şey var ki bugün Macron'un bu
Ermeni soykırımı konusunda efendim işte anacağız edeceğiz 24 Nisan'ı ilan etmesi falan. Rezil olmuş bir politikacı olarak onlara saldırmaya çalışıyor. Tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ve üst mahkemenin almış olduğu karar var. Perinçek davası malum. Ki Ankara onunla cevap verdi. Kimse doğru dürüst bu kazanılan izlemiyor. Bu başarıyı bile konuşmadı. Bak paldır küldür önlerine geldi. İtalya. Türkiye'nin önünde konuşulması gereken en önemli konulardan kesinlikle biri mesela. Kesinlikle bu Ermeni meselesinin çığlığı bir hala büyümesi. Hala işte Büyükçekmece olsun mu, İstanbul olmasın sen mı? Sen onlarla meşgulken İtalya kabul etti. İtalya'nın kabul etmesi yani en son ihtimaldi. İtalya çünkü hani Türkiye ile dost bir dış politika izleyen ülkelerden biri. Ermeni diasporası hani Fransa'da güçlü ama İtalya'da öyle bir şey de yok. Bu ne demektir? Yani sen zayıfken sürü üstüne doğru geliyor ve ne koparırsak kârdır diye 1915'te sanki soykırım tanımı vardı. Hiçbir şey yoktu. Sen esas bizim bütün dış işlerindeki görevlilerimizi öldürürken 1980'lerde yani 100 yılın yarısını geçmişken 20. yüzyılın ikinci yarısını özel terör örgütü kurulmuştu bu iş için. Asala diye örgüt kurdun. Evet. Herkesi en kıymetli bütün insanlarımızı diplomatlarımızı katlettiler. Diplomatlarımızı katlettin, eşlerini katlettin. Yani bunlara bu utanmaz rezil Macron gibi adamlar, siyasetçi bozuntuları o zaman seyirci kaldılar. Sadece gözleriyle baktılar. Hiçbiri hiçbir şey demedi utanmazların. Bunun için de bir şey söylesinler. 1915 nere? 1980, 1990, 2000'ler nere? O dönemlerde de Ermeniler saldırdı. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni de reddediyor Macron'un kararı. Herhalde mahkemede ona cevabını Macron verecektir. Macron zaten hak hukuk tanıyarak değil, bir proje çocuğu olarak doğduğu için. Yani kendisinden 40 yaş kadının yanında büyütülmüş, öğretmenlik diye başlayıp hala orada bir proje çocuğu olarak büyütülmüş. Kim ne emrederse onu yapan biri, siyasetçi bile değil. O yüzden de bütün emirleri, uluslararası emperyalizmin emirlerini harfiyen yerine getiriyor. Evet. İtalya buna itiraz ettiği halde İtalya'daki bazı siyasetçiler İtalya meclisinde bunu kabul etti utanmadan onlar da. Niye emperyalizm? Çünkü sen zayıfsan azgınlığını sınır yoktur yani. Evet. O yüzden hükümet burada kazanılmış demokratik haklarla uğraşacağına bütün azgın emperyalizmin ısırmak, bir parça koparmak için üzerimize nasıl geldiğinle ilgilensin. Dış politikası kimliksiz, dış politikası ruhsuz. Ekonomi zaten çökmüş, yerin dibinin altına geçmiş. Dolayısıyla sen öyle bir yem haline geliyorsun. Damakla olacak gibi bir durumumuz yok. Evet. Herkes aç, bir ilaç, üretim diye bir şey kalmamış. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kazanımlarını yerle bir etmişsin. Bir Erdoğan konuşuyormuş tam da YSK toplanmışken. Bakalım kulağı ne diyecek. Çınladı. Dönüyoruz Erdoğan. Atlatması en önemli temennimdir. Çünkü bu ülkeler bu tür darbelerden çok çekti. Ve her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost, kardeş Sudan'ın muhatap olmasını doğrusu istemem. Teşekkür ediyorum. Beşir'le. Evet. Böyle bir artık Beşir kısa. Gitti. Ekmek gösterileri diye başladı gösteriler biliyorsun. Kadınlar başı çekti. Kadınlar fenomen oldular. Yani ekmeksiz kalmış bir toplum sonunda itiraz tepki ediyor. Veriyor ama biz Türkiye'de sükunetin egemen olmasını diliyoruz. Evet ekonomi berbat vaziyette ancak mutlaka bunun çözümü olacaktır. Bunun çözümü de üreten Türkiye derhal tarımın, hayvancılığın, satılan her şey satıldı. Her şeyin millileştirilmesi aslında bir milli hükümet kurulması. Sesleri de yükselmeye başladı bütün çevrelerde. O yüzden üreten ekonomi yani vakıf olmayan vakıf gibi gösteriler adı vakıf olan bizim köklü vakıf geleneğimizle kamu hizmetine, kamuya dönük herhangi bir faydası olmayan vakıflarla paraları iç etmektense yani bunları üretime dönük. Tabii orada tekrar senin laiklik meselesine geliyor. Bu 1923'te
Lozan'da da danışmanlık yapmış hukukçu Hall var. Mesela çok ilginç bir şey söylüyor. Türkiye'de Avrupa hukukunun benimsenmesi adlı yapıtında şöyle diyor. İslam devletlerinin en güçlüsü 1000 yıllık geçmişe varan töreleri 6 aylık bir sürede yürürlükten kaldırıyor. Tarih hiçbir ülkede bu kadar köklü ve ani değişikliğe örnek gösteremez. Bir ülkede ve bir toplum üzerinde yapılmış bundan daha cesur bir deneyim yoktur. Yani İslam hukuku üzerinde çalışanlar da, bir Fransız hukukçu da bunu söylüyor. Orta Doğu tarihinin en büyük olayı diye. Yani bizim laik olmamızın bütün çevremize de, çevre ülkelere de ve İslam dünyasına da çok büyük örnek. Bir örnek ve katkısı olduğu, bizim bundan geri adım attığımız, bizim çökmemizin İslam dünyasının da emperyalizmin kucağına düşmesi, Suudi Arabistan gibi Amerika'nın yandaşı bir ülke haline dönüşmesi, rezil olması geliyor. Oysa biz onurlu, gururlu İslam ve bunun bir devlet dini olması veya devletin içinde din olarak yapılanmasına gerek yok. Bireylerin kendi bireysel sorun olması, laiklik teknik bir hukuk kuralı olarak kabul edilmiştir zaten. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde de. Teknik bir kural olarak kabul edilmiş bir şeyi sanki öyle değil de bu ülkede bir kısım Müslümanlar var. Bir kısımda adı Müslüman olduğu halde, nüfusunda Müslüman yazdığı halde Müslüman olmayıp ona eziyet edenler varmış gibi göstere göstere buraya geldiler zaten bu manipülasyonu yaparak. Bu çok büyük bir hataydı ve bugün bu hatanın sonuçları da ekonomik, sosyal, kültürel, dışişleri, işte bütün dış politika her konuda önümüze faturaları şakır 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 getirip koyuyor. Daha büyük faturalar gelmesin. Yani ülkenin bekasıysa mesele, bekası için daha büyük faturalardan kendimizi kurtarmak için yapılacak şey, ülkeyi acilen ekonomik olarak güçlendirmek, dış işlerinde kişiliği olan, kimliği olan milli bir politika izlemek, milli bir üretim politikası izlemek, küçük çiftçiydi, esnaftı, seracıydı, küçük olan her şey iflas etti, yok sayelerinde. Çökertilmiş bir hükümet bunların hepsini çökertti. Çökerten bir hükümetten de paket. Bu oyuna paket geliyor. Ne paketiyse bu. Yani gelen o paketlerden bir şey çıkmıyor. Çıkamaz zaten. Yani bizim devletin kontrolü altında et balık kurumumuz vardı. Evet. Halk ne kadar mutluydu. Süt kurumumuz vardı. Türk Orman Çiftliği, mandıra satışı vardı. Tanzim satış mağazalarımız vardı. Kombinalar çok önemliydi. Vardı. Aynen. Et ya. Kombinaları vardı. Kamu yararı gözeten, toplum için üretim yapan ve bu yüzden de düşük ve orta gelirliye hitap eden devlet kurumlarıydı bunlar. Ve salçanın en güzelini, meyve suyunun en güzelini, bakliyatın en güzelini alırdık. Şimdi bugün Kanada'dan mercimek alıyoruz. Evet, bilmeyen bunu Kanada'dan benim gururum kabul etmiyor yani. Kabul etmek çok zor. Dün dikkatimi çekti. Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bir basın toplantısı yaptılar sabah. Meral Akşener'in bizim tekrarladığımız bir ifadeyi tekrarlaması çarpıcıydı. Üretim ekonomisi dedi. Evet, üretim ekonomisi. Üretim ekonomisi ifadesi ilk kez bu kanalda kullanılmış bir ifadedir. Demek ki artık herkes aynı noktaya geliyor. Aynı noktaya geldiğini görüyoruz. Çünkü tüketim ekonomisiyle geldiğimiz yer burası. Aç bir ilaç, bir nüfus. Perişanlık halimiz ve dünyanın en zengin topraklarına, en zengin tohumlarına, atalık tohumlarına sahipken, dünyada olmayan buğday türleri bizdeyken bu hale düşmek kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi bu paketler ne? Efendim işte bankalar iflas etmesin diye iflas etmiş müflis tüccar vardır ya, bu bankadan alır o bankaya koyar, o bankadan alır ona koyar. Boyuna para lafı. Paket dedi, oradan borç alacağız bunu kapatacağız, buradan borç alacağız onu kapatacağız. Sonra gidip biraz da dileneceğiz. Borç oradan dileneceğiz, buradan dileneceğiz. Bu yani nasıl bir şey? Borç dilenmek fonlar nasıl kurulacak bir şey? Dedi bakan. Ya, çeşitli acaba? Fonlar kurulacak. İşte emekliye şöyle, buraya böyle. Aldıkları. Eyvah dedim.
Eyvah, yani varlık fonu bir varlık kuruldu. Fonu kuruldu. Ne kadar malımız, mülkümüz varsa Türkiye'nin orada işte. Başka bir yerde değil. Evet. Daha başka bir mal mülk kalmadı. Emeklilerin parasına, kıdem tazminatına, işçilerin kıdem tazminatına göz dikip hani onu bir fon yapmayı düşünüyorsa yani buna da ekonomi demiyorlar. Ama zaten işte, çamur içinde debelenme çöküşü, debelenerek çökme diye bir deyim kullanıyor. Süremiz ekonomi. Bitmiş ama şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Emeklilere bir parmak bal, bir taraftan başka şeyler alıp oradan bir parmak bal çalmaya çalışıyorlar. Efendim Mayıs sonunda emeklilere ikramiye verilecekmiş yine 1.000 liracık. Bayram ikramiyeleri. Onun da duyurusunu... Giden 2.000, gelen 1.000. Giden 3.000. 3.000 aslında. Bu ekonomik tabii tablo. Dolara vurursanız... Cari açık vesaire açık, rakamlar... Borçlara vurursanız daha değil. Da fazladır yani evet. De... zaten insanlar geçinemediği için görüyor. Evet. Bunun için uzman olmaya falan evet. Gerek yok. Dolarda zıplayıp zıplayıp duruyor. Evet. Her paket açılışında bir zıplıyor zaten. Yani sussunlar biraz. Ne olur. Evet, gerçekten. Siz siyasetçiler azıcık susun. Kuşların cıvıltısını, müziğin güzelliğini dinleyelim. Şiir dinleyelim, şarkı dinleyelim. Güzellikler bekleyelim. Kurumlar da işlerini yapsınlar. Şöyle siyasetçiler biraz sussunlar diye... Evet, insanların ümit içinden ediyorum. Bu geçiyor. Yani televizyonda artık konuşmayı dinlemek istemiyorlar. Yani bir icraat görmek istiyorlar. Kurumlar evet. Kurum gibi olsun, bu kadar hukuk dakika hukuk başı gibi olsun, demokrasi demokrasi çıkmayın. Gibi evet. Olsun. Yani her şey olması evet. Gerektiği gibi işlerse evet. O zaman sizin car 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 konuşup bizim beynimizi ütülemenize, bizi kandırmaya gerek yok. Gerek yani. Yok. Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür sevgili Neva Sevin'de. Sosyolojik açıdan baktı. Bugün Türkiye'nin geldiği noktaya aslında biz bugün havanda su dövüp durmadan seçimleri konuşuyoruz ama önümüzde farklı sorunlar çok var. Ciddi çok ciddi sorunlar var. Bunlara çözüm bekliyoruz. Yarın yine burada olacağız. Türkiye'nin bir kadın tır şoförü bizlerle birlikte olacak. Bir de hekimimiz olacak. Yarın 16'da görüşmek üzere. Lütfen bizden ayrılmayın. Esen kalın.